Başka düşüncede bu hafta Nil Mutluer'in konuğu Müslüman Burhan Kavuncu. Kavuncu 1954 yılında Osmaniye'de Türkistan göçmeni Özbek bir ailede doğdu. Çocukluğu Kahramanmaraş'ta geçti. Ankara Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünde okudu. Kavuncu, Ülkü Ocakları'nın yayınladığı Genç Arkadaş, Hasret, Nizam-ı Alem gibi dergilerde yazdı ve bu dergilerin yöneticiliğini yaptı. Ülkücü Gençlik Derneği'nin genel başkan yardımcılığını yürüttükten sonra 12 Eylül 1980 sonrasında MHP davasında yargılanarak 1985'e kadar Mamak Askeri Cezaevinde kaldı. Kavuncu 1990-1995 yılları arasında çıkardığı Yeryüzü dergisinde Kürt haklarını savunduğu için birçok kez ceza aldı. Selam gazetesi ve Hak Söz dergilerinde yazdı. 1997'de kurduğu İslami Kardeşlik Vakfı 28 Şubatçılar tarafından kapatıldı. Kavuncu halen Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği Türkistan Der'in genel başkanlığını yapıyor. İki çocuk babası olan Kavuncu kendisini Allah'ın hoşnutluğunu ve doğruyu arayan bir Müslüman olarak anlatıyor. Merhaba değerli Arte TV izleyicileri. Siyasi ve sosyal dinamiklerle şekillenen ortaklıklarımızı ve farklılıklarımızı kutuplaşmadan uzak bir dille konuşmak üzere yeniden Başka Düşünce'de bir aradayız. Bu hafta konuğumuz Burhan Kavuncu. Türkistan Der'in başkanı. Ayrıca kendisi bir Müslüman olarak da tanımlıyor. O da çok hoşuma gitti o yaklaşımda. Jenerikte de izledik. Ona da geleceğiz. Ama Türkistan Der'in başkanısınız önce ve biliyoruz ki yani Türkistan'da başta Özbekler olmak üzere Uygurların hakları için çok mücadele ettiniz. Ve şu anda o gündem çok canlı. Bize biraz anlatır mısınız? Türkistan'da neler oluyor? Belki kafa karışıklığı da olabilir. Türkistan, Türkmenistan niye nasıl karışıyor? O coğrafyadan da başlayarak biraz başlayalım. Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Çok merhametli olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Türkistan bir tabii geçmişte siyasi yönleri olmakla beraber bir bölgenin adı. Bugün siyasi bir karşılığı yok. Orta Asya coğrafyasına tarihte Türkistan denilmiş. Biz de bu ismi sürdürüyoruz. Kendimizi o bölgenin insanları olarak Türkistanlı diye tanımlıyoruz. Bölge tabii çok geniş, 6 milyon kilometre kare. Yaklaşık Türkiye'nin 10 katı kadar, 7-8 kadar büyüklükte bir genişliğe sahip. Türkistan coğrafyası, yani Farsça bir kelime, Türklerin yaşadığı bölge demek. Türklerin ana yurdu, yani Türkiye'ye Ön Asya'ya gelmeden önce Orta Asya yaşadığımız bir bölge. Türkistan coğrafyası son asırlarda Rus ve komşu ülkeler olan Rus Çarlığı ve Çin devleti, Çin devletleri tarafından kontrol altına alınmış, bir nevi işgal altına alınmış. Bundan dolayı da batı bölgeleri, Rus nüfuz alanı olan bölgeler Batı Türkistan olarak adlandırılıyor. Çin kontrolünde bulunan bölgede Doğu Türkistan. Rus kontrol alanında olan Batı Türkistan'da bugün 5 tane bağımsız devlet var. Toprak genişliği olarak en büyüğü Kazakistan, nüfus olarak da Özbekistan olmak üzere Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan. 5 tane bağımsız devlet var. Bunlar 1991 yılında bağımsız oldular ve hepsi de otoriter yönetimleri altında. Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden her birisi birer cumhuriyet, Sovyet Cumhuriyeti. Biz tabii sömürge dönemi olarak kabul ediyoruz bu Sovyet ve ondan önceki Çarlık dönemlerini. Sömürge bölgesi olmaktan kaynaklanan
problemler ve arkasından da şu anda da hala Rus nüfuzu geçerli bölgede. Yani her ne kadar bağımsız ülkeler olsa da yine Rusya'nın büyük etkisi var. Ve otoriter yönetimler, bunlardan kaynaklanan halkların problemleri var. Özbekistan'ın spesifik problemler nelerdir? Yani ne gibi ortak problemler neler? Ve Özbekistan ve Uygurları sormak istiyorum veya diğer sizin hani vurgulamak istediğiniz var mı? Ama biliyorum ki siz daha çok Özbekistan'la da ilgileniyorsunuz değil mi? Ben kendim Özbek asıllıyım. Ailem o zaman Özbekistan yoktu ama bugünkü Özbekistan sınırları içerisinde kalan Fergana Vadisi'nden göç ederek gelmişler buraya. Dolayısıyla yani Batı Türkistanlı olarak kendimizi kabul ediyoruz. Özbekistan yaklaşık 35 milyon nüfusu var bugün. Son derece ekonomik olarak fakir bir ülke. Dolayısıyla insanlar ekmek parası için göç ediyorlar. Çok fazla miktarda dışarıda çalışan Özbek nüfus var. En büyük yaklaşık 4 milyon civarında Rusya'da çalışan Özbek var. 1 milyon civarında Kore'de. Ve Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde. Özbekistan'ın bazı bölgelerinde hiç erkek nüfus kalmamış. Hepsi evet. Çalışmak üzere göç etmişler. Yani büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor Sovyetlerden beri. Yani bağımsız oldu ama ekonomik olarak ayakta duramadı bu ülkeler. Ve yönetimler de otoriter olarak ancak kendilerini sürdürebiliyorlar. Bu otoriterlikten kaynaklanan baskılar var. Yani halkın iki önemli problemi ekonomik ve siyasi olmak üzere. Sovyetlerden sonra Özbekistan'da İslam Kerimov yönetimi kuruldu. İslam Kerimov 91-2015 arasında, 2016'da vefat etti. Yani yaklaşık 25 senelik bir İslam Kerimov diktatörlüğü yaşandı. Çok ağır baskılar, siyasi ve dini baskılar. Ne gibi baskılar vardı? Mesela dini derken o hangi gruplara vardı baskılar ve neler engelleniyordu tam olarak? Yani halkın tamamına, halkın dini yaşayışına yönelik baskılar. Ve tabii ki yani yaşayışın ötesinde örgütlenme ve eğitim, çocuklarına dini eğitim verme yönünde çok büyük kısıtlamalar vardı. İslam Kerimov döneminde şöyle kısaca özetleyecek olursak kadınların başörtüsü takmaları sokakta dahi yasaktı. Yine çocuklara dini eğitim verilemiyordu. Çocukların camilere gitmesi yasaktı. Camilerde ezan okunmuyordu. Ezan okunması da yasaktı. Yani halkın dini yaşantısı üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Kerimov öldükten sonra yerine onun başbakanı Şevket Mirziyayev geçti. Yaklaşık 6 yıldan beri Mirziyayev devlet başkanı. Mirziyayev döneminde kısmi yumuşamalar oldu. Yani bugün kadınlar sokaklarda başörtülü dolaşabiliyorlar, çocuklar camiye gidebiliyor ve ezan okunuyor. Ama kamusal alanda yine baskılar devam ediyor. Örgütlenme hakkı zaten hiçbir şekilde siyasi muhalefet ve sivil toplum, basın özgürlüğü bunlar hala Özbekistan'da söz konusu değil. Siyasi muhalefet ilk defa 91 yılında bağımsızlıkta ortaya çıktı. Erk Partisi isimli parti vardı. Onun adayı yani normal serbest seçimler olsaydı rahatlıkla kazanabilecek durumdaydı. Ama İslam Kerimov kendisine karşı birisinin aday olmasını dahi affetmedi. Erk Partisi'ne yönelik tutuklamalar, bütün yöneticiler, yakalananlar hapse atıldı, kaçabilen canını kurtardı. Ve çok ağır işkenceler vardı.
Yani Kerimoğlu döneminin bir özelliği de çok ağır işkenceler uygulanmasıydı. Bunu şimdi Rus bölgesi deyince ister istemez KGB'den kalan yani bürokratik yapılar içinde bunu söylemek söz konusu olabilir mi? Yani o yapıların devamının. Tabii, çünkü tabii. Bahsettiğiniz şey biraz da sanki o eskiden hani gelen o bürokratik ağırlığın ve özgürlükler yönündeki ağırlığın hani devamı gibi. Evet. MHH Milli Havsızlık Hizmeti Özbekistan İstihbarat Teşkilatı. Bu tamamen Rusya'daki SMB'ye bağlı. SMB tarafından yönetiliyordu. Korkunç işkenceler yapan bir teşkilattı bu Özbek İstihbarat Servisi. Mirziyayev bu konuda da bir adım attı, değiştirdi. Belki isim anlamda olumsuz devlet havsızlık, devlet güvenlik hizmeti olarak yani millet değil de İyi devlet. Devlet. O anlamda çok olumlu bir çağrışım yapmıyor ama yine de daha olumluydu. MHH yerine DHH'nın gelmesi kısmen bir olumlu bir uygulama açısından ifade ediyor. Örneğin işkence kalktı. İşte bugün Özbekistan'da işkence yapılmıyor. Yani siyasi tutuklara çok ağır işkenceler, yani cezaevinde işkencede ölümler çok fazlaydı. 2016'dan beri bu kalktı. Siyasi tutuklamalar ya da dini tutuklamalar azaldı. Yine böyle yönetim tarafından aşırı kabul edilen muhalifler tutuklanabiliyor. Sosyal medya çok aktif kullanılıyor şu anda. Yani geçmişten farklı olarak sosyal medya çok etkili. Hatta kendini ifade etmenin, muhalefetin en önemli aracı sosyal medya. Sosyal medyada bloggerlar var. Zaman zaman bu bloggerlardan bazıları öne çıkıyor, çok popüler oluyor. Onlardan tutuklananlar oluyor. Ama çok ağır işkenceler eskisi yok. Gibi değil yani. Kısmi bir rahatlama söz konusu. Ekonomik durum daha da kötü şimdi. Yani Sovyetlerden sonra kötüleşmişti. Şimdi daha da kötü durumda. Halbuki Özbekistan potansiyel olarak yeraltı servetleri ve tarım üretimi bakımından oldukça zengin bir ülke. Zengin sayılabilir. Potansiyel sahip. Ama bunlar iyi kullanılmadı. Ve yani fakir bir ülke durumunda kaldı. Anlıyorum. Peki siz burada Türkistan'da tam olarak ne yapıyorsunuz? Özbek göçmenlere destek veriyorsunuz değil mi? Yani biz tabii ortaya ilk çıktığımız dönem İslam Kerimoğlu döneminde Özbekistan'dan kaçan siyasi muhalifler. Siyasi ve dini muhalifler. Onlar ağırlıklı olarak Türkiye'de Müslüman bir ülke diye Türkiye'ye gelen muhalifler vardı. Onların Türkiye'deki problemlerini çözmek için. Tabii onlara ilave olarak ekonomik sebeplerle Türkiye'ye gelen, iş aramak için gelen Özbekistan vatandaşları. Onlara biz her türlü hizmeti vermeye çalıştık. Oturma izinleri almaları konusunda, çocuklarının eğitimi, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi. Yani onlar Türkiye'deki diğer göçmen grupları gibi Türkistanlı göçmenler de çok ağır şartlarda yaşıyorlar Türkiye'de. Ekonomik olarak mesela çok fazla sayıda Türkistanlı göçmen var Türkiye'de ama onların çoğu Türk vatandaşlarının yarı fiyatına çalıştırılıyor. Bu genelde göç politikalarının sıkıntısı aslında değil mi? Yani göçmenlere yapılan ayrımcılıklardan bir tanesi aslında tam bir sömürülebilir emek gücü olarak görülmeleri ve onlar da bu kategorinin içinde maalesef anladım. Yani pazarlık şansları yok. En ufak bir ihtilafta hemen göçmen olduğu için sınır dışı edilme tehlikesi var. Onun için itiraz edemezler. Yani herhangi bir şekilde sokakta, toplum hayatında bir tartışmaya giremezler. Çekingen olmak zorundalar. Yani mülteci kesimi zaten yani toplumun en zayıf, en çaresiz maalesef kesimi. Evet. Çok kolay itilip kakılabiliyorlar. Yani ben onlara yönelik şiddet mültecileri istemiyoruz, efendim mültecilerle ekmeğimizi paylaşmak istemiyoruz, ülkeyi paylaşmak istemiyoruz
gibi kampanya yürütenleri insan olarak anlayamıyorum. Yani en zayıf, en aciz, en çaresiz insanlara bu kabadayılığı yapmak yani bir mertlik değil, yani namertçe geliyor. Tabii. Evet. Adaletle olan ilişkiyi de gösteriyor yani, maalesef evet. Haklısınız. Peki Türkiye'nin yani bu Özbekistan'la, Türkistan'la vesaire olan bütün bu ilişkileri sizin çalışmalarınızı nasıl şekillendiriyor? Veya Türkiye'nin göçmenlere bakışı, bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Yani sıkıntılar yaşıyor musunuz? Yani dış politikası ayrı Türkiye'nin, bütün bunlar farklı evet. Ama sizin çalışmalarınızda olumlu olan, olumsuz olan neler oluyor? Çünkü göçmen politikaları böyle bir yandan çok destekliyordu hükümet, biliyoruz, ama şimdi tam bir milliyetçi, sizin de biraz önce söylediğiniz üzere milliyetçi bir uzlaşı ortamı oldu toplumda maalesef. Ve bu politikalarda bir değişiklik yaptı mı? Yani bir sıkıntılar var mı? Yani elbette çok büyük sıkıntılar yaşıyor insanlar. Türkiye'de tabii gelişmekte olan bir ülke. Bu ekonomik şartlarını insanlar daha da zorlaştırdığını düşünüyorlar gelen göçmenlerin. Orta Asya'dan, Türkistan bölgesinden de gelen çok sayıda göçmen var. Onlar ucuz iş gücü olarak, hatta Türklerin çoğu yerde yapmadığı işleri, hani bizim Almanya'ya giden işçilerimizin maruz kaldığı gibi, yani yerli halkın yapmak istemediği ya da ucuz bulduğu, ucuz iş gücü olarak, değersiz iş gücü olarak çalışıyorlar. Ve göçmen karşıtlığından da onlar da payına düşeni alıyor. Yani toplumdaki göçmen düşmanlığı dalga çok güçlü bir maalesef dalga. Toplumun her kesimini etkiliyor. İnsanlar en ufak bir sıkıntısının müsebbibi olarak göçmenleri görebiliyor. Ve göçmenlere yönelik bir toplumsal tepki var. Siyasi partiler de oy kaygısıyla toplumdaki bu göçmen karşıtlığını çok dışlamak istemiyorlar. Hatta oradan bir oy alabiliriz rakiplere kaptırmamak için, bir göçmen karşıtlığında yarış hali var. Tabii var. Çok uzlaşıyor. Çok yani bütün siyasi partilerde bu var. Doğru. İktidar özellikle bu Suriye meselesinden dolayı, Suriyeli göçmenlerin Türkiye'ye gelmesine sebep olduğu için göçmenlere daha olumlu, bütün siyasi partiler arasında iktidar partileri daha olumlu yaklaşıyor idi. Fakat göçmen karşıtlığının ciddi bir oy potansiyeli olduğunu onlar da düşünmeye başladılar. Ve göçmenlerin oluşturduğu ağırlık, toplumdaki sıkıntılı ağırlık, ister istemez bir göçmen karşıtı politikalara yol açtı. Hı hı. Hatta diyebilirim ki son zamanlarda bir mülteci avı var. Yani İçişleri Bakanlığı tarafından her gün açıklıyor, şu kadar göçmen yakaladık, sınır dışı ettik diye. Bunlar tabii ağırlıklı olarak Afganistan göçmenleri, ama onun dışında Türkistan bölgesinden gelenleri de nasibini alıyor bundan. Burada bazı başka faktörler de var. Mesela göçmenlerin karıştığı bir takım olaylar, Suriye'deki savaş haline katılan, tırnak içinde terör olarak adlandırılan gruplara katılan göçmenler söz konusu. Bir de ülkedeki gayrimeşru sayılan trafikte de onlardan da yer alanlar oluyor. Öyle olunca işte göçmenler terörist ya da göçmenler işte gayrimeşru işlerle meşgul oluyorlar gibi bir algı da var. Bu da tabii kuruyla yaşın karıştırılmasına ve kitlesel mağduriyetlere sebep oluyor. Özellikle geçmişte bazı olaylar da Türkiye'de yaşandı, üzücü olaylar. Bir Rayna katliamı oldu 2016 yılında. Bunu gerçekleştiren kişi de Özbek birisi. Yine havaalanında bir patlama oldu. 50 kişi hayatını kaybetti. Evet, o da Özbek'ti. Onu da yapan bir Özbek asıllı birisi. Öyle olunca tabii ki ya bunlar da terörist, bunlar tabii da işte Türkiye'ye zarar veriyor algısı. Böyle bir algı oluştu. Buna karşı tabii ki toplumun ve devletin bir takım refleksleri anlaşılabilir. Ama bunun tabii bütün kitleye yönelmesi çok sıkıntılı. Üzücü sonuçlara yol açtı. Yani
Göç İdaresi'nde, Türkiye'deki göçmenlerle ilgilenen kuruluş olarak Göç İdaresi'nde şöyle bir zihniyet vardı. Deniyordu ki ya biz bunların içerisinde eğer ülkeye tehdit oluşturan, terör tehdidi oluşturan insanlar varsa biz bunların hepsini sınır dışı ederiz. Yani 100 kişide bir tanesi tehdit oluşturuyorsa biz 100'ünü de yollarız. Böylece bir tehditten Türkiye kurtulmuş olur gibi, ama tabii bu ciddi bir mağduriyete yol açıyor. Biz bu konularda kendimize bir takım sınırlar çizdik. Yani bizim üyelerimiz, Türkistan der üyesi olan göçmenler, bizim ilgi alanımızdaki insanlar, Türkistanlılar kesinlikle bu tür örgütlere katılmazlar. Bu tür ilişkilere de girmezler. Bunlara mesafelidirler. Yani bunu biz katı bir şekilde de uyguladık. Tabii. Yani bu tür işlerle ilişkili olanlar bize gelmezler. Bizim üyelerimiz de bu tür işlere katılmaz. Tabii. Ama burada sınırları çizmek o kadar kolay değil. Tabii, bir de her toplumdan olabilir. Yani bu sonuçta, yani Özbek yaptı diye Özbek demek, yani o genellemeler oldukça sıkıntılı. Doğru. Bir de Suriye olayında bir dönem devletin de desteği oldu. Yani kolaylaştırıcı, en azından Türkiye'ye gelip de Suriye'deki gruplara katılan, oradaki çatışmalara katılan insanlara kısmen kolaylaştırıcı politikalar uygulandı. Yani o bakımdan çok ayırmak kolay değil yani kitle içerisinde bu insanları. Yani biz prensip olarak dedik ki kişiler, oraya giden, eline silah alan ya da bu tür faaliyetlerde bulunan kişiler bizim çalışmalarımız içerisinde yer alamazlar. Evet. Biz onlara destek vermeyiz. Tabii. Ama onların aileleri var. Tabii. Onların ailelerinden de sıkıntı içerisinde olanlar oluyor. Yani bunu sınır çizmek çok da kolay değil yani. Çok haklısınız. Yani bu dönemin bir şeyse problemlerinden biri. Yani ben bunu Avrupa'da da biliyoruz. Yani gençler üzerinde politikaları olduğu için özellikle bu tip grupların, o anlamda hani herhangi bir çocuğu hedef alabiliyorlar veya genci, o anlamda zor. Peki Uygurlarla ilgili, zamanımız da daralıyor ama çok sorularımız var. Hani Uygurlarla ilgili, şimdi biliyoruz ki Türkmenistan'da, yani Türklerin de, pardon, Uygur Türklerinden, Uygurlardan daha doğrusu bahsetmek istiyorum. Çin'in çok güçlendiğini biliyoruz. Yani hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda, ve kimse Çin'i karşısına almak istemiyor. Ama diğer yandan da Uygurların yaşadığı çok ciddi, artık yani soykırım denebilecek bir hal aldı. Yani çok ağır ve ciddi insan hakkı ihlalleri var. Oldukça cinsiyetçi yerlere de varabiliyor. Yani çok kötü. Ve kültürünü de yok etmeye çalışılan bir durum var. Orayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin buradaki duruşu nasıl? Uluslararası dengeler nasıl? Uluslararası alanda toplumsal bir tepki çıkıyor mu? Yoksa Çin'i kimse karşısına almak istemiyor mu? Ya mutlaka, tabii ki yani insanlık vicdanı o kadar da sessiz değil. Evet. Ve Çin'in uygulamış olduğu Doğu Türkistan bölgesindeki Uygurlara, Kazaklara ve diğer Müslüman halklara yönelik bir soykırım tanımlamasına girer. Soykırım olarak kabul edilebilir. Çünkü bu insanları yani suçlu yahut da yapmış olduğu herhangi bir eylemden dolayı değil, kategorik olarak konuştuğu dil, hı hı, etnik kimlik, hı hı, hatta derisinin rengi, gözlerinin şekline kadar bir suçlu olarak kabul edip, hı hı, mesela bir toplama kampları uygulaması, hı, bugün artık ispatlandı. Çin devleti de bunu zımni olarak kabul ediyor. Toplama kamplarını. Toplama kampları utanç verici bir şey. Tabii. Yani bizim Dışişleri Bakanlığı da bu ifadeyi kullandı. Dedi ki 21. yüzyılda toplama kamplarının ortalaması insanlık açısından utanç verici bir şeydir. Şimdi düşünün, tabii farklı subjektif iddialar var nüfusla ilgili olarak. Biz 40 milyon civarında Doğu Türkistanlı insanın, yani Türkçe konuşan Müslüman insanın Çin'in resmi adlandırmasıyla Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşadığını düşünüyoruz. 40 milyon civarında. Bu bölgede bütün yerleşimlerde toplama kampları var. Hı hı.
Toplama kamplarında ayrımsız olarak kadın erkek bölge halkının önüne gelen tamamı, yani siyasi eğiliminden, dini eğiliminden bağımsız olarak evet. Bütün akademisyenler, bütün sanatçılar, bütün din adamları, bütün gazeteciler, bütün ticaretçiler, önde gelen insanlar, bunların hepsi toplama kampına alındı. Evet, evet. Toplama kamplarının varlığını Çin devleti önce inkar etti. Sonra dedi ki buralar eğitim merkezidir. Yeniden eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerde ne veriyor Çin devleti? Yine kendi ifadesine göre 3 şey veriyor. Birisi, bu insanlara biz Çinli olduğunu öğretiyoruz. Yani burada Çin Komünist Partisi'nin bir Nasyonal Sosyalist Parti'ye dönüşümünü de izleyebiliyoruz. Yani kendi vatandaşlarına... Evet, gayet yani, milliyetçi, ırkçı bir yerden. Şunu da kabul etmek lazım. Mao döneminde bu insanların etnik kimlikleri kabul edilmiş, tanınmış, anayasaya yazılmış. Evet. Ve birçok etnik kültürel haklar uygulanmış. Ama 2002 yılından itibaren Çin Komünist Partisi bir Nasyonal Sosyalist Parti'ye dönüştüğü için, ondan önce sizi de aklamıyorum, o zaman da çok ciddi ihlaller ve katliamlar var. Fakat özellikle 2002 sonrasında Uygur Türklerinin ağırlıklı olarak ana dillerini kullanmaları, ana dilde eğitim ve dini hakları büyük ölçüde kısıtlandı. Yasaklandı ve Çin Komünist Partisi diyor ki biz bunlara eğitim kamplarında, eğitim merkezlerinde Çince öğretiyoruz, Çin tarihini öğretiyoruz, Çin kültürünü öğretiyoruz ve bunları tek bir Çin, aynen bu şekilde ifade ediyor. Tek bir Çin, homojen bir tek bir Çin halkı yaratmak için bunları Çinleştiriyoruz diye bunu kendisi ifade ediyor. İkincisi olarak biz bunlara hukuk öğretiyoruz. Öğrettiği hukuk da şu, radikal İslamcılık suçtur ama bu insanlar bunun suç olduğunu bilmiyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve dini bir takım ritüelleri yerine getiriyorlar. Halbuki bunlar radikal İslamcılıktır ve hukuken suçtur. Biz o yüzden de olmaması lazım. Hukuk öğretiyoruz, neyin suç olduğunu öğretiyoruz. Üçüncüsü de meslek edindiriyoruz. Çünkü bunlar çoğu meslek sahibi olmayan insanlar. Dediği insanların içerisinde iki tane üniversite rektörü var. Yüzlerce öğretim üyesi var, akademisyen var. Sanatçılar var, yazarlar var. İsim listesi sadece akademisyen ve sanatçıların isim listesini Uygur arkadaşlar çıkardılar. Ve güncelliyorlar. 159 kişiden başladı. Şu anda 435 kişilik liste var elimizde. Bu 435 kişilik listeyi Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Doğu Türkistan meselesini zaman zaman gündeme getiriyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, çok onda. Bunun üzerine Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği iki defa ziyaret etti. Yani bunlar doğru değil efendim. Buradaki Doğu Türkistan'da Sincan Uygur özel bölgesinde insanlar iyi durumdalar, rahatlar falan, bunlar yalandır diye. Ömer Bey onlara bu üniversite rektörlerinin, sanatçıların listesini verdi. Bunların akıbeti hakkında bilgi verin diye. Tamam, bilgi vereceğiz dediler. İkinci ziyarette tekrar sordu. Yine hiçbir bilgi veremediler. Tabii. Yani 435 tane insan tek tek. Ve biz bunlarla ilgili böyle toplama kampları kuruldu. Toplama kamplarında insanlar şiddetli bir beyin yıkamaya tabi tutuluyorlar. Sabah kalkıştan akşam yatana kadar Çin Komünist Partisi'nin marşlarıyla ve Çin Komünist ideolojisiyle eğitime tabi tutup sürekli öz eleştiri, yani bütün gün öz eleştiri faaliyeti yapılıyor. Herkes kendi milli ve dini kimliğiyle ilgili öz eleştiri yapıyor ve bunlardan artık terbiye olduğu düşünülenler bırakılıyor. Yahut da hapse atılıyor. Yani bir geçiş şeyi gibi toplama kampları kullanılıyor. Biz toplama kamplarında 5 milyon kişi, hatta şimdi 8 milyon kişinin olduğunu söylüyor Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz. Ve Türkiye'deki Çin taraftarları ve bazı Çin'le ilişkileri savunan
sağ kesimden insanlar bunların abartılı olduğunu, bu kadar olmadığını falan söylerken Çin Komünist Partisi kendi yayın organında 4 milyon 700 bin küsur insanın eğitime tabi tutulduğunu açıkladı. Yani resmi rakam 5 milyon olarak. Bugün Birleşmiş Milletler bile 1 milyon ile 3 milyon arasında derken, insan toplama kamplarında tutuluyor derken Çin Komünist Partisi bunu, bu rakamın 5 milyona ulaştığını söyledi. Yani korkunç bir uygulama, tam bir soykırım var. Çünkü çok insan öldü bu toplama kamplarında ve hapishanelerde. Sadece 1,5 sene içerisinde 8 tane büyük İslam alimi öldürüldü. Tek tek biz bunların isimlerini yayınladık. Gıyabi cenaze namazlarını kıldık. Direndikleri için mi öldürüldüler, işkencede? İşkencede tabii, yani onlara göre tabii direnmenin şeyi, kimliğinizi eğer sürdürüyorsanız bir şekilde tehdit oluşturuyorsunuz. Tabii yani demek ki siz ehlileşmiyorsunuz, terbiye kabul etmiyorsunuz. Zaten sürekli eğitim, bu eğitimleri ben Mamak Asiye Cezaevinde de bizzat yaşamış bir insanım. Geleceğiz onları. Bu eğitimin ne olduğunu da iyi biliyorum. Yani bize de 24 saat eğitim veriliyordu, Atatürkçülük eğitimi. Ve sürekli dayak, sürekli işkence altındaydık. Yani aynısını bugün toplama kampındaki Doğu Türkistanlılar yaşıyor. Kaçabilen, canını kurtarabilenler var. Bir de toplama kamplarına atılma gerekçeleri. Yani böyle rastgele insanlar atılmıyor. Kriterleri var onların, iyi vatandaşlık kriterleri. O kriterlere uymayanlar atılıyor, oraya atılıyor. Ama o kriterler ilginçtir. Kimse o kriterlerin dışında kalamıyor. Anladım. Mesela yurt dışında bir akrabası olan, geçmişte hacca ya da umreye gitmiş olan, yani dini ritüelleri olan insanlar, Türkiye'de bir akrabası olanlar, hepsi toplama kampına atılma gerekçesi. Dolayısıyla Türkiye'de sayısını net olarak bilemiyoruz ama 100 bine yakın Doğu Türkistanlı var. Bunların hiçbirisi kendi annelerini, babalarını, akrabalarını yıllardır görmüyor. Çünkü herhangi bir şekilde bir irtibat kurulsa, bir telefon görüşmesi olsa o insanlar derhal toplama kampına atılıyor. Dolayısıyla çoğu ailem nerede diye şimdi Çin Büyükelçiliği önünde her gün hala gidiyor orada Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz. Ailem nerede diye fotoğraflarını gösteriyorlar ve ailesiyle ilgili bilgi almak istiyor Çin Büyükelçiliğinde. Madem Çin vatandaşı, benim ailem hakkında bilgi ver diye. Hiçbiri hakkında bilgi verilmiyor. Şimdi bu insanlar Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlı göçmenler. Tabii biz Türkistanlar olarak Türkiye halkından kısmi bir sempati görüyoruz. Bunu da ifade etmemiz lazım. Yani biz Türkistanlı ve Müslüman olduğumuz için akraba topluluk olarak Türkiye halkı bizi biraz daha sempatiyle karşılıyor. Geçmişte çok kötü olaylar yaşadık. Yani mahallelerde polisin dolaşıp da burada, bu apartmanda göçmen var mı? Falanca dairede göçmen var. O ertesi gün o daireye operasyon yapılıp onların Kafkasya'da Türkistanlı, Çeçenya'da işte Uygur, Özbek olduğu için gözaltına alındığı olaylar da yaşadık ama yine de halkın belli bir sempatisiyle karşılaşıyoruz. Türkiye'deki özellikle Uygur göçmenlere pozitif ayrım yapıldığını söyleyebilirim. Anladım. Yani kolaylıklar gösteriliyor. Türkiye devleti iade etmiyor. Yani Çin'in Türkiye'den talep ettiği insanları vermiyor. İade etmiyor, sınır dışı etmiyor. Özellikle Uygurları vermiyor. Yani bu konuda çok propaganda yapılıyor. Deniyor ki ya Uygurlar iade ediliyor. Böyle bir şey yok. İki tane vaka var. Uygurların Çin'e iade edildiği olaylar oldu. Bunlar münferit olaylar. Türkiye devleti bunu kabul etmedi. İnkar etti yani bu böyle bir şey olmadı diye. Olmadı demesi de olumlu bir şey. Çünkü bunun en azından bir politika olarak sürdürülmediğini gösteriyor. Gerçi hani olmadı deyip o bir sisteme girerse de o da çok tehlikeli bir yanı var. Ama eğer birkaç olaysa yani belki de hani bir sistemli bir şey olmasın. Şimdi tabii Türkiye Çin'le suçluların iadesi anlaşması imzaladı. Bu Türkiye açısından ayıp bir şey.
Tabii. Yani böyle bir anlaşma imzalamış olması kabul edilemez bir şey. Neden? Çünkü Çin'e göre Türkiye'de akrabası bulunmak suç kabul ediliyor. Tabii. Yani, suç olmamalı yani. Yani siz Türkiye olarak bu böyle bir devletle suçluların iadesi anlaşması yapamazsınız. Buna dayanarak bir iade yapılmadı ama yani bunun bekletiliyor imzalandı ama yürürlüğe girmesi için Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması lazım. Meclis Başkanlığı'nda bekletiliyor bu. Henüz yürürlüğe girmiş değil. Ama böyle bir anlaşmanın yapılması dahi hoş bir şey değil tabii. Evet. Şimdi biraz ben sizin de hayatınıza girmek istiyorum. Hani dediğim gibi zaman biraz şey yapıyor, azalıyor. Siz şimdi ülkücü bir geçmişiniz var ama öncelikle Özbek bir ailede büyüdünüz. O İslam'la olan ilişkiniz nasıl şekillendi, Müslümanlığınız? Nasıl bir ailede büyüdünüz? Ve ülkücülerle nerede tanıştınız? Oradan başlayalım. Ve o dönemde ben, nasıldı Türkiye? Ben yani gözümü açtığımdan beri ülkücüyüm diyebilirim. Öyle mi? Aileden mi gelen bir şey oldu? Aslında şöyle, biz Türkistanlıyız diye ailemizde bu konuşulur hep, biz Türkistanlıyız. Türkistanlı ne Türkistan neresidir ve ne durumdadır? Rus işgali altında bizim memleketimiz. Ruslar tarafından işgal edilmiş. Yani bu objektif olarak bir gerçeklik. Bizim akrabalarımız Rus işgali altında yaşıyorlar. Özgür değiller. Onların azat olmasını, özgür olmasını istiyoruz. Bu tabi birebir ülkücülere denk düşen bir şey. Düşüyor, anlıyorum. Benim aslında ailem, babam öğretmendi. Benim çocukluğumuzda şöyle bir şey vardı, siz de bilirsiniz. Hani öğretmen olmak, memur olmak Anadolu'da CHP'li olmayı gerektirir. Doğru. Dolayısıyla bizim ailemiz CHP'liydi. Seküler bir aileydik ama annemin ve babamın babaları din alimiydi. Yani oradan gelen bir dini kökenimiz var. Peki yani dini görüş olarak İslam, Müslümanlık değil mi? Herhangi bir yani tarikat, bir cemaat öyle bir yapı var mıydı yoksa bağımsız mıydı? Yok yani benim dedelerim din adamı olduğu için her birisi din alimleri kendi zamanlarında Türkiye'de de çok nüfuzlu alimlerdi. Dedemin birisi Rus işgaline karşı savaşa katılmış. Onlara Ruslar basmacı ismini vermişler. Basmacı demek o zamanki tabirle terörist demek. Baskın yapıyorlar. Yani onun için basmacı diyorlar. Benim dedem basmacı hareketine katılmış ve Sibirya'da uzun yıllar hapis yatmış. Biz tabii bunları bilerek büyüdük, gözümüzü açtık. Dolayısıyla yani benim ailem CHP'li olmakla beraber ilk CKMP kurulduğu zaman Türkeş tarafından 64 yılında ben o zaman ilkokul, ortaokul talebesiydim ve hemen Türkeşçi oldum. Yani neden Türkeş diye birisi çıkmış ve Türkistan'ı kurtaracakmış. Evet. Yani bizim böyle bir algı sonucunda ister istemez bu ülkücü hareket içerisinde yer almama sebep oldu. Ama yine dedelerimden gelen bir dini özelliğimiz de vardı zaman içerisinde. Bir de 12 Eylül öncesi çatışma ortamı, yani o yıllarda ben de taraftan birisi içerisinde yer aldım. Üniversitedeydiniz değil mi o yıllarda? Evet, üniversitedeydim. Aktif olarak yer aldım. Ülke Ocakları içerisindeydim. Yani o çatışma ortamında dine yöneliş hızlandı. Anladım. Yani ülkücü hareketin tamamında böyle bir şey söz konusu oldu. Aslında başlangıçta böyle değildi. Yani bizim ilk yer aldığımız zaman daha Türkçü özellikleri ön plandaydı. Zaman içerisinde hem solla o kutuplaşma ortamında solun kendini tabii sol dediğimiz bir tek sol yok. Farklı tabii, farklı gruplar var. Ama o dönemde ağırlıklı olarak Anadolu'da sol kendisini işçinin, ezilenin temsilcisi olmaktan ziyade seküler,
seküler bir yaşantıyı savunan insanlar, yani modernleşmeci, ilerlemeci bir anlayışı daha çok temsil ediyordu. Din karşıtlığıyla kendisini daha çok tanımlıyordu. O zamanki sol kesim. Bizde her gün tabii ölüm olayları, her gün mezardayız, arkadaşlarımız ölüyor. Yani o zaman uğruna mücadele ettiğimiz, uğruna hayatımızı ortaya koyduğumuz, uğruna ölünecek bir davamızın olması lazım. Bu da ancak evrensel tutarlılığa sahip ve hatta ölümden sonrasını da kapsayacak, içine alacak şekilde bir ahiret duygusunu da içeren din kavramı. Dolayısıyla böyle bir dine, hapishanedeyiz mesela. Ben 12 yıl önce de hapse girdim, çıktım çoğu zaman. Onu da yine ülkücü hareketle ilgili evet, mi girdiniz? Evet. Yani o zaman da yani mücadeleyi anlamlandırabilmek ve daha tutarlı olabilmek için nihayetinde yani taraflar birbirini kategorize ederler, tanımlarlar. Bunlar işte kötü insanlar, faşisttir, sermayenin hizmetindedir falan filan. Biz de onları ne diye tanımlarız? İşte bunlar dinsizdir ve Rus... komünisttir ve Rus'un şeysidir. Rus taraftarıdır falan diye. Halbuki iki tarafta da gençler kötü insanlar olamaz. Tabii. Yani herkes bir iyi bir tarafından tutuyor işin. Tabii. Biz tabii Ülke Ocakları yöneticisi olduğumuz için yayınları çıkarıyoruz. Yani sürekli kendimizi bu kötülüklerden uzak tutmak, daha iyi olmak, iyi insanlar olmak, yani iyi bir şey için mücadele etme, tutarsız olmayalım. Mesela milliyetçilik bütün insanlığı kuşatan bir şey değil. Tabii. Ama sizin davanız bütün insanlığa cevap vermesi lazım. O anlamda dar geliyor bize. Oradan İslam'a aşılma ihtiyacı duyuyorsunuz. Daha tutarlı olmak, daha anlamlı olmak çabasıyla dine bir yönelişimiz söz konusu oldu. Yani tabii ki o dönemde yani kutuplaşma kavramı üzerinde sizin programınız yürüyor. Yanlış bir kutuplaşmaydı, sol-sağ çatışması. Çok, çok acılı bir dönem. Yanlış bir kutuplaşma. Biz bunu da fark ettik o dönemde. Hatta 1977 yılında biz bir kampanya yaptık. Öyle mi? Yani sol-sağ çatışması bitsin, diyalog olsun. Çünkü konuşmadığınız insanları ancak kafanızda tasavvur ettiğiniz gibi tanımlıyorsunuz. Halbuki konuşursanız onun daha farklı bir talep olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani orada da iyi insanlar var ve yani sol içerisinde tartışmalar da ben çok yakından takip ediyordum. Yani bağımsız Türkiye, ülkenin bağımsızlığı, bu sosyalist Türkiye ve bağımsız Türkiye kavramları etrafında tartışma vardı solda. MDD'ciler, Milli Demokrasi Devrimciler daha çok bağımsızlığı savunuyorlardı. Onlar bize daha yakın geliyordu. Çünkü biz de ülkemizin bağımsızlığını istiyoruz. Yani bir diyalog zemini olsun, kutuplaşma ve kavga bitsin diye biz bir kampanya yaptık Ülke Ocakları olarak 1977 yılında. Kampanyamızın ismi de Eller Silah Değil Kalem Tutmalı idi. Ve bunu da hayata geçirebilmek için bütün üniversitelerde, üniversite yönetimlerine başvurduk. Dedik ki arkadaşlarımızla bizi bir masa etrafında toplayın, konuşalım. Ve birbirimizi anlamaya çalışalım. Ve mücadele edeceksek de bu daha çok bu düzlemde olsun. Yani elimde taş ya da silah alarak değil. Ama sol kesim bunu kabul etmedi. Dediler ki biz faşistlerle el sıkışmayız, onlarla ancak savaşırız. Yani onlar bizi bir kategorik olarak bir yere oturtuyorlardı ve halbuki yani bizde de tabii ki yani sosyolojik olarak insanların farklı ortamlarda farklı eğilimleri olabilir. Hatta ben şöyle bir değerlendirme yapıyordum. Bu sağ sol kutuplaşması olmasaydı biz mahallelere ele geçirmişiz. Emin olun birçok kişi mahallesinin kavadayısı olarak devam yani solda ve sağda yine aynı işleri yapardı.
Ama o dönem solcu olarak ya da sağcı olarak mahallelerin kabadayları oluyorduk. Yani çok anlamlı bir şey değildi. Çok yazık bir dönem. Peki son olarak zamanımız hakikaten çok azaldı ama bir 3-5 dakika içinde Kürt meselesiyle de siz ilgilendiniz. Yani o zaman ne tip değişiklikler oldu ki? Çünkü bizim şimdi bildiğimiz bu ülkücü profilinde ve şu anda başından beri bütün söylemlerinizde ne kadar milliyetçi karşıtı olduğunu, yani o dönüşümü nasıl yaşadınız? Ve Kürt meselesi ne noktada sizi dokundu ve bunun için? Çünkü onunla ilgili de çeşitli defalar değil mi mahkemelik olduğunuzu zannedersem gözaltına alındınız. Tabii. O dönüşüm nasıl oldu? Vallahi bu tamamen dini bir etkilenmeyle oldu diyebilirim. Hı hı. Çünkü din bize bütün insanların eşit olduğunu, eşit haklara sahip olduğunu öğretiyor. Hı hı. Bir de doğrusu kutuplaşma derken, kutuplaşma esasında hayatın bir gerçeğidir. Yani tabii, mutlaka her kutuplaşma... Kavga demek değil aslında. Değil. Yani toplumda farklılıklar olur, çelişkiler olur ve çatışmalar da olur. Ama bu kutuplaşma halklar arasında olmaması lazım. Yani dünyada bir egemenliği elinde tutan egemen güçler, egemen sınıflar ile onların haksızlığına maruz kalan insanlar arasındaki kutuplaşma bence doğru bir kutuplaşma. Ve orada da uzlaşma olmadan savaş olması lazım. Bu tür bir kutuplaşma doğru bir kutuplaşma. Şimdi bizim ülkemizde, kendi yaşadığımız ülkede yani İslami tespitler yaptıktan sonra biz dedik ki biz ülkemizde toplumsal muhalefetin öncüsü olmalıyız. Yani toplumda haksızlığa uğrayan bütün kesimlerin sahibi ve sesi olmalıyız. Yaşadığımız toplumda da en fazla haksızlığa uğrayan, zulme uğrayan kesimler olarak bir Kürtler, Kürtlerin de çok net yani onların çok net, tabii, uğramış tabii, oldukları ayrımcılık, haksızlıklar, tabii. Ana dille ilgili haksızlıklar. Yani ben bir Türkistanlı olarak düşünün, kendi ana dilimle ilgili süreçleri biliyorum, kavgaları biliyorum. Şimdi yaşadığım Türkiye'de Kürt insanlar azımsanmayacak bir sayıda, ki sayı aslında çok önemli, da önemli değil, değil az tabii. Da olsa. Yani bu insanların ana dillerine, kimliklerine, kültürlerine yapılan baskılar, müdahaleler, hiçbir insan bunu kabul edemez. Bir Müslüman asla kabul edemez. Ve din bize burada aktif bir tavır almamızı öngörüyor. Yani tamamen dini sahiplerle Kürt meselesi. Yani hiç de Kürt yoktu bizim aramızda. Tahmin ediyorum. Yani, zaten çok zor Kürt olması sizin aranızda. Ama o zaman bu ne zaman çıktı? Yani bunu bu Kürt meselesine sahiplenmeniz hangi döneme denk geliyor? Yani ben cezaevinden çıktıktan sonra 85'te sonra artık tamamen İslami kimlik sahibi bir insan olarak bütün ilişkilerim, faaliyetlerimi sürdürüyordum. 90'da da Yeryüzü Dergisi'ni çıkarmaya karar verdiğimizde orada temel ilkeler olarak yani bir dünyada ülkede istikbar diyoruz biz. Hı hı. Egemenlik sahipleri, müstekbirler yani. Hı hı. Bir de bunun karşısında mustazaflar var, ezilenler. Hı hı hı. Biz mustazafların yanında ve istikbara karşı olacağız. Evet. Mustazaflar kimdir? Ekonomik olarak yoksullaştırılan, mustazaf zayıflatılmış demek. Hı hı. İkincisi de kendi etnik kimliğinden dolayı zulüm gören, haksızlığa uğramış insanlar. Yani biz derginin yayın politikasının esası olarak bunları belirledik. Dedik ki ülkedeki mustazaf kesimler, işte Kürtler, işçiler, emekçiler, işsizler, memurlar, memurlara kravatlı mustazaflar diyorduk. Kravatlı mustazaflar, kravatsız mustazaflar, ezilen kesimler, bütün bunların sesi olmamız lazım diye. Yani sadece bu sebeple Kürtçe şiirler koyuyorduk. Hiç, anlıyorum şeyi, derginin yani, içine. Ana dili Kürtçe olan kimse olmadığı halde içimizde. Kürtçe şiirler bulup koyuyorduk. Diyorduk ya bu ülkedeki insanların ana dilidir. Bu ana dil üzerinde hiçbir baskı kabul edilemez. Bu kimlik eşit bir kimliktir. Yani bizim diğer Türklerle, anladım, diğer kesimlerle eşit kimlik olarak
kullanılması lazım. Tabii resmi ideolojiye bu çarptı. Tabii. Bir de yani ülkücülükten gelen insanların bunu söylemesi çok daha ağır geldi onlara. Çok çarptı ve ben defalarca Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gittim. Ceza da aldım, yargılandım. Sadece bu sebeplerden dolayı. Bir DGM savcısı anekdotumu anlatayım. DGM savcısı her Kürt sorunu, Kürdistan dememizde beni ifadeye çağırıyordu. Öyle mi? Ben dedim ki savcı bey, ya bu sayımızda hiç Kürdistan demedik. Niye çağırdınız bizi dedim. Savcı, DGM savcısı dedi ki, ya siz zannediyor musunuz biz bu Kürdistan kelimesine taktık da onun için çağırıyoruz. Kürt halkı diyorsunuz, bu da suçtur dedi. Hatta anladım. Kürt diyorsunuz dedi, tek başına Kürt kelimesi bu da suçtur dedi. Nereden nereye geldik aslında? Şimdi evet. Yani hala sorunlar çok kötü devam ediyor ama hiç değilse artık daha kabul edilebilir. Yani tabii yani AK Parti hükümeti birçok önemli değişikliğe imza attı bu konularda. Yani şimdi geriye dönmüş, başına dönmüş gibi görünüyor. Ama ciddi mesafeler alındı. Evet, yani evet. O dönemde biz bunların çok baskısına maruz kaldık. Hatalarımız yok muydu? Yanlışlarımız mutlaka vardı. Ama yani iyi niyetliydik en azından. Anlıyorum. Doğruyu anlıyorum. Bulma ve doğruyu tavır koyma çabası anlıyorum. İçerisindeydik. Anlıyorum. Burhan Bey çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Çok kolaylıklar da diliyorum bütün başarılarınıza. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Ben de size kolaylıklar diliyorum. Allah razı olsun imkan verdiğiniz için. Hepimizden teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli Artı TV izleyicileri, bir başka düşüncenin daha sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.